lehül mülkü. Yani mülk umumen onundur. Kimin? Allah'ın. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün. Memlük köle de. Hem mülkünde çalışıyorsun. Onun mülkünde yiyorum bak, tat alıyorum. Yediğim onun yarattığı, yenen onun yarattığı, yiyen de onun yarattığı. Elmaya tat verdiği gibi ağzıma da tat alma duygusu. Ne güzel ya, ne kavunmuş be. Şimdi ağzıma tat alma duygusu vermeseydi, kavun istediği kadar tatlı olsun. Sür suratına kavun, sür ensene, sür alnına, sür bacağına. Tat alır mı? Almaz. Eğer ağzımız da oraları gibi olsaydı, bu nimetlerin bir değeri var mıydı? Var mıydı? Yoktu. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor, ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin, o yük ağırdır. Yani benim saçım diyorum ama ağrıyor. İsterim ki böyle kalsın. Kalmıyor. Ama benim saçım diyorum. Benim değil. Benim gözlüklerim diyebilirim, para verdim aldım. Benim gözlerim diyemem çünkü ne para verdim, ne buldum, ne yaptım. Öyle değil mi? Tabii ya. Çünkü sen kendini idare edemezsin, o yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir, hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, ne diyor bunu? Lehül mülkü. Ayet bunlar. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat, bir kadir rahimin mülküdür, mülkü sahibine teslim et. Ona bırak, cefasını değil, safasını çek. Şimdi biz Müslümanlar olarak, İslam aleminde Müslümanlar ne kadar tokatlanıyor değil mi? İşte Filistin'de, işte efendim Irak'ta, işte efendim Afganistan'da, işte şurada, işte burada. Onlara yapılan zulümden biz hep içimiz yanıyor. Ah ah. Ama bak ne diyor burada? Manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir-i hakimin, rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Yani onlara bir zulüm ediliyorsa demek ki bir hikmeti var. Öyle ya. Ben ne yapayım şimdi? Ben Afganistan'a gidemem. Efendim bilmem nereye gidemem. Efendim Filistin'e gidemem. Ya mahvolduk. Oğlum. Yok kardeşim. Allah var. O kadar fazla dur bakalım. Allah senden çok merhametli. O onlara fırsat veriyorsa demek ki var bir hikmeti. Diyeceksin. Eğer senin elinden geliyorsa ne yapacaksın? Onlara yardım edeceksin. Para yardım edeceksin. Efendim dua edeceksin. Ben bir gün bir yerde böyle bir sohbet yapıyordum. Urfa'da. Ha, beni götürdüler dediler abi her sene burada bir toplantı oluyor. Kuzu kesiyorlar, yiyorlar, pişiriyorlar falan. Yani oraya kuzu yemeye gelmişler esasında. Biz de bu kuzu yemekten istifade ederek bu hakikatleri belki okuruz dedik cemaate. Başladık okumaya. Baktım millet dinmiyor ama bir tanesi baktım. Tak çıkardı sigarayı yaktı. Yani yeter. Ondan sonra gazete vardı orada çıkardı gazeteye bakıyor falan. Hocam dedi bu Irak'taki konu için ne diyorsun?
Ne diyelim kardeşlerim? Üzülüyoruz kardeşlerimize, dua ediyoruz dedim. Duayla olmaz dedi. Oraya gitmek lazım. E gideceğiz ama dedim, ben nasıl gideyim ben? Kapıda tutar beni jandarma, nereye gidiyorsun dedi. Eğer ben bir başbakan olsam veya bir devlet başkanı veya bir genelkurmay başkanı olsam belki bana söyleyebilirsin. Ya oraya bir çıkarma yap. Bastır. Göster askerini. Ama ben sıradan bir vatandaşım. 70 yaşındayım. Zor yürüyorum bastonla. Benim yapacağım ancak dua ederim dedim. Para topluyorlar camide. Irak'a, İran'a yardım veriyoruz. Yok yok dedi, gitmek lazım dedi. Orada kardeşlerimiz kesiliyor, mesiliyor falan. Dedim kardeş doğru ama bizim burada da kardeşlerimiz kesiliyor. Nerede dedi. Meyhanede. Kumarhanede. Bilmem ne hanede. Oradayım. Orada kafir kesiyor. Kafirin kestiği adam ne olur? Şehit olur. Seninki şehit değil, şahit bile olamıyor. Ne şehittir ne gazi. Bizi pisine gitti bizim niyazi. Belki senin oğlan şu anda dedim bir rahanede. Sen bak onu kurtarmaya. Belki yeğenin şu anda kumarhanede. Sen dedim burasını kurtardın mı ki oraya gideceksin? Bilmiyor adam bak. Cahil. Bir de lehül mülkü diyor bak. Lehül mülk. Mülk onun. Allah Allah. Niye bu memlekette düşman çizmesi girmedi? 100 senedir. Niye? Niye mi? Burada bu hizmetler var. Bak burada cemaatler hummalı bir şekilde hizmet ediyor. Nurcular, Süleymancılar, tarikatçılar, camiciler, şunlar, bunlar. Git o dediğin yerlerde hiç böyle bir hizmet yok. Sadece devletin bir hizmeti var, camisi var. Bizim buradaki cami hizmeti gibi. Eğer bizim burada bu cemaatler hizmet etmeselerdi bu halkımıza, bu cami hizmetine kalsaydı, milletin 1/4'ü gavur olurdu. Ne konuşuyorsun sen, haftada gidecek orada. Yarım saat vaaz dinleyecek. O da ne anlattığı belli değil. Sinan kime verilmez. Onu anlatıyorlar. Onun için bak memleketimize Allah düşman çizmesini vermiyor. Neden? Burada biz hizmet ediyoruz. Bak burada. Bu gece belki bu İstanbul'da 2000 yerde bu dersler yapılıyor. Hem böyle büyük cemaatler. Burada az bir cemaatler. Geçen gittik 300 kişi vardı. Efendim cumartesi, geçen cumartesi Eyüp Sultan'da belki de 800 kişi vardı. İzmit'te öyle. Dün akşam oradaydı. Demek ki bu hizmetler sayesinde Cenab-ı Allah bu vatanı ne yapıyor? Koruyor. Gel buraya. Bırakın. Abim gelsin. Gel canım. Gel, sana ayırdık yerini. Oğlun gitti, sen gel. Oğlun olsaydı burada biraz oturacaktı. Biraz. Şimdi sana miras kaldı. Rahmetli. Hoş geldin. Sen de sağ ol canım benim. O hem hakimdir, hem rahimdir. Rahim ne demek? Merhametli. Ya sen Allah'tan merhametli misin ki? O kadar acıyorsun. Ölüyorlar adamlar, ölsün. Burada stadyumda adam ölüyor. Stadyum yıkılıyor efendim, türbün. 50 kişi öldü. Götürüyor melekler. Nereden geliyor kulum? Maçtan. Oradakinin ruhunu götürüyorlar. Nereden geliyor? Yahudi öldürdü ya Rabbi. Kayın cennete kulum. Tabii ya. O uyanık olacağız, uyanık. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman, çok dehşet alıyorsan, İbrahim Hakkı gibi, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de, pencerelerden seyret, içlerine girme. Nerede penceresi bunlar? Pencere. Bir tane pencereden böyle bakacaksın, içlerine girmeyeceksin fazla. Karışma. Karışma. Demin bir abi bir şey anlattı. Bektaşı'nın biri bir zaman böyle hamam böceğini görmüş. Nedir bu ya demiş falan. Ya Rabbi bunu da yarattım sanki. Ne işi var bunun? Sonra bu bir hastalanıyor falan filan. Doktorlar deva bulamıyor. Bir böyle şey yaptı. Doktor demiş. Sen demiş hamam böceği işte 10 tane 20 tane kavuracaksın. Yiyeceksin. Adam hamam böceğini yemeye başlıyor falan. Sonra bir gün bir gemide gidiyormuş. Gemi yalpa yapıyor, devrilecek herkes. Allah Allah Allah, bu da demiş, böyle bakıyor onlara. Ya demişler sen hiç dua etmiyorsun. Ben demiş Allah'ın içine karıştırıyor. Bir defa karıştırdım bana demiş, hamam böceği yedirdim. Aslanlar batırır, çıkarır.
Ben karışmam o işe. Sen dua et. Bütün Müslümanlara dua edeceğiz. Kurtulmaları için. Zulmün kafirin zulmünden. Kurtulma. Ama bir şey yapamadığımız için fazla da ıstırap çekme. Mesela bir karşıdan bakıyorum bir ama böyle gidiyor. Tüh ya. Bunun da gözü olsaydı ne olurdu sandın? Dediğin an o Allah'a isyandır. Allah'a kafa tutmaktır o. Niye buna göz vermedin? Peki ne yapacaksın? Gideceksin, elinden tutacaksın. Araban varsa gideceği yere götüreceksin. Parası yoksa cebine para sokacaksın. Senin yardımın bu şekilde olacak. Yoksa Allah'a itiraz etme tarzında değil. Görüyor musun? Ama adam bunu bilmiyor. Ya. Evet. İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de, pencerelerden seyret, içlerine girme.